Herkese selamlar. Bugün Nmax 155 ile beraberiz. Biliyorsunuz 125'i daha önceden incelemiştik ama 155'in test skuterı açılmamıştı. İşte denk gelmemişti. Bu da Kaan abinin skuterı. Böyle bir günlük ondan bir ödünç almam gereken bir durum oldu. Hazır ödünç almışken dedim ki şöyle bir tur atalım. Gidişi nasıl oluyor onu bir göstereyim. Çünkü 125 ile bence 155 arasında ciddi farklar var. Kaan abi buna bayağı da aksesuar bir sürü şey de doldurmuş. Onları da böyle bir kısa göstereceğim. Sonra süreceğiz. Nmax 125 ve 155'in biraz farklarına değineceğiz. İyi seyirler. Aradaki en büyük fark motorda. Nmax 155'te 15 beygir ve 14 Nm tork veren bir motor var. Nmax 125'te 12 beygir 11 Nm tork veriyordu. Şimdi bu çok fazla bir fark gibi gözükmeyebilir ama aslında cidden çok büyük bir fark. Onu da yolda çıkınca anlayacaksınız. Şu aksesuarları ben çok kısa bir anlatayım. Kaan abi bayağı doldurmuş dediğim gibi. Buraya bak, uzun cam takmış. Bayağı touring camı var. Konforu gerçekten çok arttırıyor. Ben söylemiştim bu camdan mutlaka tak ona diye. Amerikan parklardan takmış. Ki bence göstermeye çok büyük etkisi var. Bir de bak şöyle bir şey yapmışım. Burada Amerikan park var. Bir de bak burada da var. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Bak şöyle yapayım gölge. Görebiliyor musun? Buralarda da yanıyor. Evcil kuşlarında da yanıyor. Burada çok güzel anodize fren manetleri var. Bunlara gitmiş uğraşmış. Bunları yurt dışına sipariş etti bak hep. Mesela anodize başka ne var? Buraya gitmiş. Egzozun yanlarına takoz almış. Gene bunlar da böyle anodizeli falan sarı. Kaan abi seviyor böyle işleri. Yan tarafa bak böyle bir şey yapmış. Kırmızı belli olsun diye. Kedi gözlerini ışıklı yapmış yani. Arkada bak. Stop çakarımız var. Yine burada da bir kedi gözümüz var bak. O da çakıyor. Fark edilmek için yapmış bundan hepsini. İşte APP plakalık var. Güzel bir plaka var özür dilerim. Bir de güzel bir plakalığı var. Bunları uğraşmış. Bunlar güzel olmuş. Bir de bak buraya da LED yaptırmış. Tapkeze. Bak orada da gene çakıyor bir şeyler. Her yerde var yani ışıklı mışıklı bir şeyler. Güzel olmuş ama benim hoşuma gitti. Üstünde uğraşılmış bir scooter. Hoş olmuş diye düşünüyorum. Onun dışında ne var? Orijinal top case var. İçi dolu. İçinde bir şeyler koymuş. Biraz dangır dungur ötüyor. Açmadım içine bakmadım. Benim yine malzemelerim burada. Open seat. Çantayı, tripodu koydum. Muhteşem. Bak içinde aldı burada. Her şey yerlerinde. Scooter'ı bu yüzden seviyorum bak. Buradan şimdi çekime gideceğiz. Bu motoru vereceğim. Oradan çekime gideceğiz. Ve bak bütün çekim hazırlığım burada. Müthiş yani. Muhteşem bir şey. Hiç üstümüzde kalan eden bir şey yok. Ağırlık yok. Scooter medeniyettir. Hadi şimdi bu medeniyeti biraz da yolda görelim. Bakalım Nmax 155 yolda neler yapıyor. Onu konuşalım. Onu edelim. Yolda görüşürüz. Evet. Şimdi bak o kadar sürüşe rağmen, gazlamaya rağmen 29.4 kilometre litre. Yani 1 litreli 29.4 kilometre gitmiş. Kaan abi ama hiç esirgemez yani. Hızlanmak istediği zaman hızlı kullanır. Genelde otobandan gidip geldiği için eve. Ya bu motorun aşağı yukarı maksimum yakabileceği değerlerden biri aslında. 3 litre diyebiliyoruz. Hani aşağı yukarı. Bence güzel. Mantıklı bir tüketim. Sakin sürsen daha aşağılara iner mi? Kesinlikle iner. Nmax 155 testimizden hatırlıyoruz. Ama 125 de 155'in bir baksan mı yola? Mesela değil mi? Arada lazım olur. Yola dikkat etmek. 125 ile 155'in esas farkı torkta. Alt devirde inanılmaz bir tork farkı var. Gazı daha az açıyorsun yani yürümek için. Şimdi bir tane yer vardı böyle hızlanıyorduk falan. Hani bilenler bilir. Önceki Nmax 125 ilk sürüş videomuzu izleyenler hatırlayacaktır yani o yolu. Şimdi bak. Tapakada açtım 80. Güzel inmeleniyor. Bence fena gitmiyor. Ara hızlanmalar güzel. Ama esas ara hızlanmanın hani farkını şeyde görüyorsun. 0 ile 80 arasında böyle oynuyorsun ya şehir için. Esas orada farkı var. Ama bak şu an gıdım gazda böyle seyredebiliyorum. Ben çok beğendim gidişini. Yani ben aşırı beğendim. 125 nedense böyle hafif bir sağır gibi hissettiriyordu bir şeyden. Niye bilmiyorum ama çok hafif bir sağır gibi hissettiriyordu. Bunda o kesinlikle yok. Yolu biraz uzatacağız ama sahil yolundan gidelim. Yani bir önceki test yaptığımız rotaydı. Şuradan şöyle aradan hemen sıyıralım.
Esas kıvraklık burada bence. Hani NMAX'in güzel o esnek motoru, 155'in özür dilerim, 155'in esnek motoru buralarda ortaya çıkıyor. 60-90 arası. 90'dan sonra hacim yine devreye giriyor. Ne kadar 155 de olsa, ne kadar Japon da olsa, çok başarılı bir motora sahip de olsa hacim bir yerde limitliyor. Dolayısıyla şehir içi hızlarındaki ara hızlanmalar çok güzel. Şasi süspansiyonu zaten söylemeye pek gerek yok. 125 testinde de belirtmiştik, anlatmıştık, konuşmuştuk. Hadi yine gene biraz üstünden geçelim. İlk defa bu videoyu izleyecek olanlar mutlaka vardır. Mesela PCX'e göre bir tık sert ama bu yeni kasayla beraber motor çok yumuşamış, çok konforlu bir hal almış. Bunun gibi böyle uzun camla beraber kullanıyorsan hele, bir böyle X-Max ayarına gelmiş, X-Max Forza ayarına gelmiş. İkisinin arası gene ama onun ayarına gelmiş durumda konfor babında. Şöyle aradan ben bir kaçacağım. Sağ girmezsin değil mi? Girmezsin. Bu yani, bu skuterin olayı tamamen bu. Hani ne diyordum? Konfor. Sele gayet konforlu, süspansiyonlar gayet iyi. Önceden gerçekten takoz gibiydi, çok sertti. Bayağı sertti yani önceden. Tamam, performanslı sürüşte çok güzel bir sürüş keyfi sunuyordu viraj. Performansı çok başkaydı, gerçekten çok güzeldi ama işte yoruyordu yani adamı. Bu da nispeten sert ama öncekine kıyasla bu hiçbir şey. Öncekine kıyasla bu gerçekten hiçbir şey. Lastikler Dunlop. Yazın güzel, kışın değiştirmeniz gerekir. İnceleme videosunda bundan bahsetmiştim. Hani aklıma gelenler bunlar. Frenler falan çok güzel, sürüş çok güzel. Bence bu sınıfta alabileceğiniz PCX ile beraber en güzel iki scooter. PCX ve NMAX alabileceğiniz en güzel iki scooter. Ama 155 bir başka gidiyor. PCX'ten de iyi gidiyor yani. Biraz daha gidiş isteyenler zaten hep NMAX 155 bakıyor. Ben gidişini çok beğeniyorum 155'in. Çünkü bir de böyle kompakt ya, ufak. Her yere fıtır fıtır sığıyorsun böyle. Sivrisinek gibi geçiyorsun her yerden. Bir Max scooter'ı bazen her araya sokamayabiliyorsun İstanbul'da ama. NMAX gibi bir scooter'ı her yere sokarsın, her yerden geçersin. Şu anda şansımıza trafik iyi. Mesela Afrika TV'nde bir videomuz vardı, şehir içine girdiğimiz. Orada her yer kilitti. Hani oradaki gibi olmuş olsa oh yani. Tam böyle bu NMAX'in kalemi yollar. Bir anahtar hatası verdi, niye bilmiyorum. Jammer falan vardır belki. Belki bir jammer falan vardır, oluyor bazen buralarda. Şimdi buralar nispeten açık yollar. İşte İstanbul'un tam içine böyle o Maslak bilmem ne falan, oraların trafiğine girdiğiniz zaman NMAX PCX kral. Forza'yı X-Max'e sokamadığın yerler oluyor böyle, geçemiyorsun, kalıyorsun orada. Geniş sonuçta malum, maxi scooter. Geniş, sokamazsın, kalır. Bunlar geçer. Bunlar geçer. Hatta daha zamanda, yıllar önce X-Max 125 ile NMAX 155'in bir karşılaştırmasını yapmıştık. Önceki çalıştığım dergide. Orada da en büyük olay buydu. Bak gene anahtar hatası verdi şimdi. Neyse, anahtar burada ama ben anahtar düştü mü diye şey yaptım. Durana kadar sıkıntı yok. Durduktan sonra da gene okuyor. Bilmiyorum, buralarda jammer var galiba. Bazen yapıyor böyle şeyler. Olur yani. Bak yokuş yukarı da gene çekiyor, hızlanıyor. Araba da solladık. Bence güzel gidiyor. 125 ile 155'in dediğim gibi işte en büyük farkı bu gidiş. 125'te biraz daha sürüyor bu.
arada böyle 3 beygir var gibi görüyorsun ama bence o 3 beygirden çok daha fazla bir fark varmış gibi hissettiriyor. Mesela X-Max 250 ile 300 arasında 5 beygir 5 Newton tork vardı. Söylüyordum ben, abi inanılmaz fark var, işte 300 şöyle gidiyor böyle gidiyor falan anlatıyordum. Beni işte ya eyyam yapıyorsun yani, hani boş yapıyorsun diyorlardı sürmeyenler tabii ki. Sürdükten sonra gelip özür dileyen arkadaşlar da oldu, abi evet senin dediğin gibiymiş diye. Bu da öyle, 125 ile 155 arasında fark var. Daha önceden 125 sahibi olmuş ve sonradan 155 almış arkadaşlar varsa, veya tam tersi 155 olup sonradan 125 almış olan arkadaşlar varsa, aradaki farkı kendileri de söylerse sevinirim. Şimdi bak, çıkacağım ve gene hızlanacağım. Burada hatırlıyorsanız bir hızlanma testi yapmıştık. Orada böyle ben daha fazla gitmesini bekliyordum ama gitmemişti. Şu an bu tam o beklediğim gitmede. Ah, araba geldi önümüze. Tapa gaz gidiyorum şu anda. Bence çok güzel hızlanıyor. Araba sollamaktan yana falan hiçbir problem yok. Çok güzel hızlanıyor, çok güzel gidiyor. Titreşim de yok. Mesela önceki kasada bir titreşim problemi vardı biraz. Ay, kedi ölmüş. Ah. Üzüldüm. Neyse. Of. Neyse. Önceki kasada bir titreşim problemi vardı. Bunda o da yok. Şöyle yapalım. Çok rüzgar var gene. Bu İstanbul'daki rüzgarlar bir türlü bitmedi. Uzun cama rağmen acayip bir rüzgar var. Şu an tapa gaz. Gidiyor yani alet. Bence çok iyi yürüyor. Hatchback'teki sınıfındaki motorlardan bence daha iyi yürüyor. Zaten NMAX 155'i de efsane yapan şeylerden biri bu diye düşünüyorum. Telefonla oynuyor. Tabii aynaya bakmaz. Şu an mesela trafik kaçta gidiyor? 90'la gidiyor. Bak şöyle gıdım gazı aldım. Bak bir gıdım. Bir gıdım. 80-90 arası oturdum. Böyle çok güzel bir biçimde gidiyorum. Şu an böyle 80 sabit gidiyorum abi. Rahat rahat. Keyfimi kimse bozamaz. 90'a da çıkarız. Yani böyle işte. NMAX 125'te 155'in arasındaki gidiş farkları böyle yok. 125'te bu kadar agresif gidemezdim. Hani az bir gaz açmayla hızlanırım, trafiğe yetişirim, o arabayı da oradan sollarım, şuraya girerim, buraya çıkarım. Çok fazla hani gene yaparsın da gazı çok açman gerekir yani. Bunda birazcık gazı açarak, sadece birazcık açarak o aralara girebiliyorsun, yürüyebiliyorsun. Bu da sana güzel bir özgüven sağlıyor. Ben bu yüzden seviyorum. Bak şu an 97 gibi gıdım gazlı gidiyorum bak. Mis gibi, tertemiz. Tertemiz. Yani sen A noktasından B noktasına konforlu ve az yakarak 90-100 arası bir hızla gidebiliyorsun. Zorlamadan, bağırtmadan. Sen de rahatsın. Her şey rahat yani. Motor da rahat. Şanzımanı da yormuyorsun. İşte ne bileyim, kayış mayış hiçbirini yormuyorsun. Böyle rahat rahat gidiyorsun ve bu çok geniş bir skuter olmadığından trafik sıkıştığında araya deriye her yere girebiliyorsun. Bence iki dünyanın da hani ufak skuterla işte max skutere giden bir denge var. Büyüyen skuterlara giden bir denge var. O iki scooter tipi arasındaki dengenin en iyi noktasında bana sorarsan. Yani böyle işte. NMAX 155 sürüş olarak en azından bu şekildeydi. Sizlere bunu bir aktarmak istedim. Şimdi ben motoru aldım, geri götürüyorum.
Yere götürürken böyle ufak bir şey çekmek istedim. Hadi şuradan E5'e doğru bir girelim. Hani belki orada biraz trafik sıkışıktır, bir şeydir. Son anda mı karar verdin? Peki. Orada biraz daha trafik sıkışıktır belki. Zaten Maslak'a gideceğiz. Buradan da oraya doğru dönmüş olalım. Ama virajda kararlılığı olsun, sürüş tarzı olsun, gidişi olsun, yakışı olsun. Az yakışı daha doğrusu. NMAX güzeldir abi. Japon güzel bu işlerde. NMAX PCX. Duralım. Frende iyi bak. NMAX markadır. Ah, start stopu da açtım. Şimdi start stop da devreye girsin. Durmadan önce açmam gerekiyordu galiba bunu. Neyse. Şöyle yapayım. Ha, aynen oldu. Şu an bak start stop devreye girdi. Start stop da var. Şimdi gazı açacağım ve yürüyeceğim. NMAX 125'i de vardı gerçi bu. Arkamda ışıklarda arabalar kaldı. Onlar da kalkacak da gidecek de. Bu abi bu. Hız, rahatlık, konfor. Şehir içinde scooter şart. Bir tane scooter'ınız olacak. NMAX'de, PCX'de şehir içinde gerçekten alabileceğiniz en iyi iki scooter. İşte 155'in gidişi başka. PCX'in 160'lığı var mesela. O gelse var ya, uff. O da gelse süper olur. Yemin ederim başka motora binmem. Şimdi Forza aldım ya, bilenler var. O PCX 160'a geçerim. Forza'yı sallayıp. Çünkü böyle şehir içinde de araya dereye girme konusunda gene benim işime gelecek. Şimdi Maslak civarına geldik. Lea'ya bırakacağım motoru. Levent'teyiz. Yolda niye açmadım? Çünkü NMAX 155'in olayı böyle aradan dereden sıvışmak. O biraz yürüyen motoruyla gazı biraz açıp hemen kaçabiliyorsun. Yani gitmek istediğin yere gidebiliyorsun. Zaten bunu da böyle hop güzel yapan şey bu. Bu güç işte buralarda çok verimli. Anlatabiliyor muyum? Olay bunda bitiyor. Açıldığın denizin adı ihanet ise attığın her kulaçta aldanırsın kral. Eyvallah reis. Bir tofaşçılar bir de servisçiler zaten. Böyle her arabanın arkasında böyle bir özlü söz bir şey olmasa şaşırırım. Ben böyle sıyıralım hop. Fıtır fıtır. Akıyor ya. Vallahi akıyor yani. Gazı açıyorsun, güç var. Aradan sıvışmak istiyorsun, güç var. Yetiyor. Titreşim yok. Yakıt tüketimi düşük falan. Daha ne yani işte. ₺125 yerine ₺155 almalı mısınız? Eğer bütçeniz varsa evet, bence ₺125 yerine ₺155 alın. Ha, bulamadınız. İşte ₺125 var. ₺125 bizi yüzer mi? Yok. ₺125 de bizi yüzmez ama ₺155 bir ayrı güzel. ₺125 gerçekten bir ayrı güzel. Ne yapacağım? Şimdi şuradan aralara derelere sıvışacağız. Ondan sonra hop Lia'dayız. Motoru teslim edeceğiz. Şöyle ben güzel gördüm aradan. Merhaba. Çok iyi oldu. Direkt girdik vallahi. Bugün ilginçtir. Trafik biraz boş. Sakin yani. Vallahi geldik. Şöyle girelim ve Lia'ya gidelim.
Evet, Nmax 155'ten bu kadardı. Umarım aradaki farkı biraz olsun gösterebilmişimdir. Gidiş farkını iki videoda izleyerek kendinizle karşılaştırabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.